Enver, sen özellikle ilk haritadan bize bölgeleri aktarmıştın. Neresi Refah sınır kapısı, İsrail hangisini ele geçirdi, nerede bayrağını dikti ve ne anlama geliyor, bunları aktarıyordun. İstersen devam edelim daha detaylı bir görüntüyle. Başlamadan önce hemen arkadaşlarımdan rica edeyim. İlk bir önceki bültende verdiğimiz ilk uydu görüntüsüyle başlayalım. Refah sınır kapısının nasıl bir yer olduğunu aslında kısaca anlatıp hemen harita üzerinde konuşacağız. Bakın burası Refah sınır kapısının uydudan çekilmiş fotoğrafı. Tam orta noktada, yani şu noktada gördüğünüz gri hat Mısır'la Gazze'yi birbirinden ayıran sınır hattı. İşte bu nokta, bakın 3, 2 ve 1 numaralı noktaların bulunduğu bölge Refah sınır kapısı. İşte buraya İsrail tankları bu bölgeye kadar girdi. İsrail askerleri şu anda burada konuşlanmış durumda. Sınırın kontrolü şu anda İsrail askerlerinin elinde. Sınırların diğer tarafı zaten Mısır'ın sorumluluğunda. Orayla ilgili bir durum yok şu anda. Hemen bir sonraki hareketli haritamıza geçersek arkadaşlar, bu operasyon nasıl gerçekleşti detaylarıyla anlatalım. Saat Büşra 5, sabaha karşı 5-6 sularında İsrail bu operasyona start verdi. Ve saat 7'ye geldiğimizde arkadaşlar, o hareketli uydu haritamızı alabilirsek üzerinden, evet, saat 5-6 sularında operasyona onay verdi ve İsrail tankları, bakın Kerem Şalom sınır kapısını görüyorsunuz tam da bu noktada. Burası şimdi, evet, bakın biraz daha geniş bir noktadan şimdi daha net göreceğiz. Mısır sınırını görüyorsunuz. Bakın Refah'ın ne kadar bir alan olduğunu da görüyorsunuz. İşte bu noktadan tanklar giriş yaptı. Neden bu noktadan? Çünkü burası aslında Refah'ın en doğusu ve boşluk, boş arazilerin bulunduğu bir kısım. O nokta hatta haritada görünüyor. Burada 2002'den bu yana kullanılmayan Gazze Uluslararası Havaalanı var ama hiçbir şekilde kullanılamıyor. Dolayısıyla boş arazide tankların hareket etmesi kolay olduğu için buradan girdiler. Refah sınır kapısını, bakın görüyorsunuz noktası, buraya kadar geldiler ve sınır kapısını tanklarla ele geçirdiler. 401. Tugay Refah sınır kapısını saat 7 itibariyle ele geçirmişti Büşra Aslantaş. Tabi o sırada bu arada bölgedeki etraftaki Hamas ve İzzettin el-Kassam Tugaylarıyla çok ciddi çatışmalar da oldu. Tabi bu saldırıya, İsrail'in bu saldırısına 162. bölük ve hatta iç istihbarat birimi Şimbet de destek verdi. Bakın sarı çizgiyle de şu anda haritada gösteriyoruz. Burası Gazze şeridinin ta en kuzeyine kadar giden ana can damarı Selahattin Caddesi. Bu Selahattin Caddesi de Refah sınır kapısıyla birlikte kontrol altına alınmış ve cadde ile sınır kapısı arasındaki bağlantıyı şu anda İsrail askerleri kesmiş durumda. Tabii şunu da söylemek lazım. Operasyon sırasında özellikle gece, tabii dün Büşra Aslantaş hatırlayacaksın, İsrail savaş uçakları uyarı kağıtları atmıştı. Bölgeyi tahliye edin, tam bu doğu bölgesini tahliye edin diye. Ama gece saatlerinde savaş uçakları işte bu gördüğünüz bölgede 50 noktaya hava saldırısı düzenledi. Orada da tabii 54 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi de yaralandı. Çok ciddi çatışmalar olduğunu söylemiştim. Hamas tarafından edindiğimiz bilgilere göre de İsrail tankları Refah sınır kapısına ilerlerken bomba yüklü bir araç, Hamas üyelerinin bulunduğu içinde, İsrail tanklarına bir saldırı düzenlemeye çalıştı. Ama İsrail'den gelen açıklamaya göre o araç etkisiz hale getirildi. Tabii İsrail tarafından gelen açıklamaya göre tanklar saat 7'de sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi dedik ama şöyle diyor. 20 silahlı kişi bu çatışmalar sırasında öldürüldü diyor İsrail ve 3 Hamas, hatta 4 Hamas tünelini girişini tespit ettik bölgede ve bir bombalı aracı da etkisiz hale getirildik. Şimdi benim İsrail kaynaklarından edindiğim bazı bilgiler var, daha doğrusu iddialar var. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi hem Serdar Er, bölgedeki arkadaşımız, hem de Amerika'dan Yunus Paksoy da aslında aynı şeye işaret etti. İsrail tarafından bazı kesimden şöyle bilgiler geliyor. Bu kısıtlı bir operasyon. Yani aylardır konuştuğumuz Refah'a düzenlenecek kara operasyonu değil diyor bunu İsrail'deki bazı kesimler. Ama bunun böyle olup olmayacağını
göreceğiz. Neden? Çünkü İsrail tankları hala içeride, askerler hala içeride, Refah'ta orayı terk etmiş değiller. Bu operasyon sürecek gibi gözüküyor. Çünkü bir diğer elimdeki bilgiye göre de şu anda savaş kabinesi Refah'a girdikten sonra bu operasyonun artık 90 gün içinde, yani iki üç ayda tamamlanması yönünde, tamamen bitirilmesi yönünde bir planı görüşüyor. Bu Refah'taki kısıtlı operasyon onların deyimiyle, ondan bahsediyor yani, sadece değil mi? Kısıtlı operasyon deniyor ama büyük kara operasyonu değil. Büyük kara operasyonu başladığında da tamamen artık... Yani kısıtlı hali mi 3 ay sürecekmiş? Yok, kısıtlı halinden değil. Büyük operasyonun 90 günde tamamlanmasına yönelik bir plan üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Son olarak da şunu anlatacağım. Bir sonraki haritamıza geçelim arkadaşlar. Kısaca anlatalım. Bakın, dün işte haritada gösteriyoruz Gazze'nin güneyi. Burası, bu bölgeyi tahliye etmesini istemişti İsrail ordusu sivillerin. Nereye? İşte buraya, Han Yunus ve Mamasi kampına, deniz kenarında. Şimdi İsrail burayı, buralara geçin, buraları güvenli olduğunu iddia ediyor siviller için. Ama Birleşmiş Milletler, UNICEF ne diyor? Son olarak onu okuyup sözü sana bırakacağım. UNICEF diyor ki, Refah'ta barınan 1 milyondan fazla kişinin yarısını çocuklar oluşturuyor. Çocukların gidecekleri güvenli bir yer olmadığını söylüyor ve potansiyel tahliye koridorları muhtemelen mayınlarla dolu ve hatta patlamamış mühimmatlarla dolu. Bu yüzden çocukların özellikle yer değiştirilmemesi gerekiyor diyor. Bakın, yani hem insanlara bu bölgelere gidin diyorsunuz, hem de bu insanların gideceği yerlerde mayınlar var. Daha önce savaşta bugüne kadar atılmış ama patlamamış bombalar var. Bunların hepsi o sırada can kaybına neden olabilir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in açıklamasına geri döneceğim. Gazze'nin hiçbir yerinde güvenli yer yok diyor. Bu da Birleşmiş Milletler de bu bilgiyi de teyit etmiş oluyor Büşra Aslantaş. Enver Kaptanoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylı bilgiler için efendim. Bu arada tabii şuna da dikkat çekmekte fayda var. Aslında baktığımızda... İsrail daha önce de kuzeyden güneye geçişler sırasında oraya gitmesini istediği insanları yine hedef almıştı. Yine sivillerin can kaybı ortaya çıkmıştı. Şimdi bilgileri derledik. Hem İsrail'den bilgileri önceki dilimde aldık, derledik. Refah sınırından Serdar bizlere aktardı. Enver Kaptanoğlu harita üzerinden aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunus Paksoy'dan da bilgileri almıştık. Şimdi artık değerlendirme, analiz zamanı. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hazar Vural Jane stüdyo konuğumuz, İstanbul stüdyomuzda. Sayın Vural, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Şimdi tam da Hamas, ben ateşkesi kabul ediyorum dedikten sonra günlerdir, haftalardır devam eden müzakereler var. Ve anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden de Türkiye'nin de teşviğiyle kabul ettiğini anlıyoruz. Tam da bu arada İsrail günlerdir o konuştuğu Refah kara saldırısını ateşkes kabul ediyorum demesine rağmen Hamas başlattı. Neden başlattı? Ve kısıtlı operasyon kime göre kısıtlı, neye göre kısıtlı? Binlerce insan hayatını kaybetmişken, yani daha beteri kapıda mı? Muhakkak. Neden başlattı, nasıl başlattı, nasılı da teknik anlamda sormuyoruz aslında. Çünkü anlaşılan o ki ilk günden beri, yani ateşkes görüşmeleri de devam ederken, öncesinde de bugün de her zaman için şunu söylüyordu savaş kabinesi ve Netanyahu. Refah'a kara operasyonu yapılacak. Sadece bunun zamanında değişiklikler yapıldı. Şimdi neden ve nasıl? O zaman orada da şu iki kavram öne çıkıyor. Çünkü planlarına göre ilerliyorlar. Çünkü hedeflerini henüz tamamlamadılar. Peki bu kadar arabulucunun çabası var, bu kadar aktörün dahili var, işte Türkiye'nin aynı şekilde. Peki bu kadar insan çabalarken Guterres ve Birleşmiş Milletler yapmayın, sivillerin hayatı çok büyük bir felaketin eşiğindeyiz derken, Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Berlin'e kadar bütün üniversiteleri ve protestoları biz görüyorken ve Lahey'de yargılama devam ediyorken, işte o yüzden nasıl sorusu bence öne çıkıyor. Şimdi hafta sonu ateşkesi konuşuyorduk. Ateşkesin yakın olma ihtimali vardı. İşte tarafların anlaşmasını konuşuyorduk. Fakat işte bu anlaşmanın içeriğindeki maddeleri bilmiyorduk. Şimdi iki tarafın da bir numaralı önceliği, Hamas açısından baktığınız zaman bir an önce sivil ölümlerin durması ve tam kalıcı ateşkesi adil bir anlaşmaya ulaştırabilmekti.
Fakat Netanyahu açısından baktığımız zaman Netanyahu konuya şu şekilde yaklaştı. Dedi ki Hamas'la böyle bir ateşkesi imzalarsak bu İsrail açısından yenilgi demektir ve kabul edilemez dedi. Şimdi o yüzden plan ve hedef kelimeleri öne çıkıyor. Aslına baktığınız zaman dün akşam bu Hamas'ın ateşkes haberi geldi. Çünkü dün biz askeri hareketliliği gözlemledik sınırda ve sonrasında zaten müdahale geldi. Yani aslında Hamas tam olarak hedefine ulaşmadığı noktada yine de bu inisiyatifi alıp ateşkesi kabul etti ve top artık İsrail tarafındaydı. Şimdi ne oldu? İsrail'den tam tersine bir operasyon ve bombalamalar geldiği noktada o zaman İsrail iki kere suçlu, iki kere sorumlu hale geçti. Bütün dünyanın gözü önünde. Aslına bakarsanız dün akşam benim aklımda şu vardı. Artık bu bir savaş değil. Yani buna savaş demeyeceğim. Bu tamamen bir yok etme zihniyeti. Çünkü az önce haritalarda da gösterdik. Enver Bey de değindi. Yani bu kadar sıkışmış bir coğrafyada 1,5 milyon sivilden ve bu kadar çocuktan bahsediyoruz. Ve bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. Mayınlar ve bir sürü sıkıntının içindeki 7 aydır açlık ve susuzluk gibi iki temel yaşamsal noktada sıkıntılar var. Ve buna rağmen Refah operasyon noktasında ABD ve İsrail aslında ilk günden beri hemfikirlerdi ve dediler ki Hamas'sız bir Gazze istiyoruz ve bu refah operasyonu yapılacak dediler ve biz dün bunu başladığını artık kısıtlı ya da geniş gözlemledik Hamas'ın ateşkes inisiyatifine rağmen. Şimdi arkadaşlar bir önceki haritamızı alalım, o soruyu yöneltmek isterim Sayın Vural'a. Çünkü özellikle baktığımızda bunca ay, 7 aydır bu katliamı tüm dünyanın gözünün içine baka baka bütün kuralları, değerleri ayaklar altına alan İsrail durdurulamadıysa bundan sonraki hedefi ne olur? Bununla ilgili de bir bölge haritası hazırladı arkadaşlar. Vardı, o da gelecek birazdan volümümüze, oradan aktarırız. Bölge ülkelerini gördüğümüz haritayı alalım arkadaşlar. Oradan göreceğiz. Ne dersiniz hocam? Şimdi büyük haritaya baktığımız zaman, yani Orta Doğu'ya baktığımız zaman İsrail'in bir sonraki hedefi kim, hangi ülke olacak? Hemen geçtik Nisan ayından ve nasıl uzun bir Nisan'dı İran-İsrail karşılaşmasını gözlemledik. Ama aslında şu anda bir hedefi göstermekten ziyade şuna dikkat çekmekte fayda var. İsrail kendi içerisinde 7 aydır bir savaşı yürütüyor. Başarısız bir şekilde yürütmeye çabalıyor. Fakat baktığınız zaman bir aynı zamanda da bir beka sorunu yaşıyor ve kuşatılmışlık içinde tepkilerini veriyor. Nasıl bir kuşatılmışlık? İşte Lübnan'da Hizbullah tarafından, işte Suriye'de, yine aynı şekilde güneyde Yemen'den bile bazı müdahaleler olduğunu gördük. İran'la karşılaşmasını gözlemledik ve aynı şekilde Irak'tan da bir takım güçler yine tam bir karşıtında yer alıyor. Şimdi biz ne demiştik bu büyük haritaya baktığımız zaman? Geçen ay İran bir yanda, ABD ve İsrail bir yanda, iki devletin, iki tarafın, iki kampın farklı bir Orta Doğu tahayyülü var. Peki şu anda bu kadar kuşatılmışlık içinde, içeride Gazze'de bütün dünya gözünü İsrail'e çevirmişken ama o yine de hesap vermiyorken İsrail bir sonraki hedefe doğru yönelebilir mi? Böyle bir güce sahip mi? Evet, İsrail Hava Kuvvetleri güçlü, evet teknolojik açıdan donanımları var. Ama ne rakamsal olarak ne de maddi güç kapasitesi dediğimiz kavrama, yani topyekin İsrail'in gücüne baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyorum. ABD sorusu hemen öne çıkacak. ABD'yi de katıyoruz. Şimdi 20 yıl öncenin Orta Doğu'su yok demiştik. ABD açısından da bu böyle aslında. ABD de eskisi kadar güçlü değil. 2015 itibariyle Rusya'nın Suriye'ye indiğini ve denkleme geri döndüğünü gördük. Şimdi İsrail daha önce de bu coğrafyada 20. yüzyıldaki çeşitli savaşlarda genişlemişti toprak bazında. Fakat anlaşmalarla tekrar vermişti o aldığı toprakları Mısır'da, Sina Yarımada gibi. Şimdi dolayısıyla şu anda aslında bir varoluş kendi açısından bir beka sorunu yaşıyor, tehdit hissediyor ve bu kadar karşısında dur diyen güce rağmen hala refahı ve sivilleri hiçe sayarak böyle bir saldırıya geçiyorsa daha fazla gücünü daha fazla noktaya yansıtacak bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Peki hocam, tüm bu olanlar İsrail'in bakış açısı bu tırnak içinde vaat edilmiş topraklar için mi? Onun da haritasını hazırladı arkadaşlarımız. Şimdi bu teopolitikle alakalı bir kavram bu. Yani dini bir kavram. Tevrat'tan kaynaklanan bir kavram. Tevrat'a göre
Güneyde Nil Nehri'nden, kuzeyde Türkiye sınırına da görünüyor zaten şurada. Türkiye'nin hatta haritasında Fırat'a kadar olan alanın kendilerine vaat edilmiş, bahşedilmiş topraklar olduğu düşüncesi var. Yani Türkiye'den de bir bölümü alma hayalleri var. Evet, bütün bu kırmızı noktaya baktığımız zaman şimdi böyle bir kavram daha önce Tevrat'ta geçiyor ve daha önce konuşulmuş bir kavram. Ama biz kendi alanımıza bakarsak, yani dış politika açısından, güç kavramı açısından, bölgesel mücadele açısından, küresel dengeler açısından ve hatta güç dengeleri noktasında bunu gerçekleştirebilir mi İsrail ya da müttefikleri? Tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Bölgesel açıdan mümkün değil, küresel açıdan mümkün değil. Yani böyle bir noktada bir kere uluslararası hukuk her ne kadar bazen söylemlerde de kalsa, yavaş da kalsa, atıl da kalsa, bir uluslararası hukuk var, normlar var. Neye bu iddiaya dayandırarak bu eylemlerini gerçekleştirecek? Tevrat'ta bununla değiniliyor diyerek dış politika yapamazsınız. Peki bu noktada Çin nasıl tepki verecek? Rusya nasıl tepki verecek? Türkiye nasıl tepki verecek? İran ne yapacak? Bu kadar devletin egemenlik sahasına böyle bir hedefle göz dikme gibi bir şey söz konusu olamaz. Hocam bu arada şimdi Ankara'dan önemli bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Öncü Keçeli'den açıklama var Gazze'deki son gelişmeler hakkında. Merakla bekliyorduk Ankara'nın ne diyeceğini. Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık. Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını arttırması Netanyahu hükümetinin iyi niyetli hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir mesajı veriliyor. Eklemek istediğiniz var mı? Çok doğru. Tekrar edelim, şunu söyleyelim. Bu artık bir yok etme zihniyetinin apaçık göstergesidir ve İsrail'in kendi planına ve hedeflerine göre her şeye rağmen buna göre davranmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bunun aslında bir karşılığı yok. Yani hukuksal anlamda bir karşılığı yok. Dünya kamuoyunun gözünde bir karşılığı yok. Aslında yani vicdan söylemeye bile gerek yok. Vicdan bazında da yok. Ve nereye kadar bu şekilde devam edecek? Yani iki küsür milyonluk Gazze, 1,5 milyondan fazlası Refah'a sıkışmışken sonuçları düşünmek dahi istemiyorum. Dolayısıyla artık bu yani bir savaştan öte bir yok etme. Adım adım, aşama aşama. O yüzden hep 1948 itibariyle aşama aşama gerçekleştirilmiş bir şey vurgusunu yapıyorum. Bir an önce durdurulmalarını diliyorum. Hepimizin dileği temennisi o yönde. Bütün baskılarda bunun için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Şura Hanım.